Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz karbüratörle ilgili olacak. Aracımızın karbüratörü nasıl temizlenir? Karbüratörünle ilgili birkaç da bilgi vereceğim. Genelde böyle videolar var karbüratör temizliği ve karbüratör hakkında bilgiler verilmiş ama genellikle böyle yüzeysel bilgilere yer verilmiş. Ben elimden geldiği kadar biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım karbüratörün aksamlarını. Tabii ki temizliğini yaparken de A'dan Z'ye her şeyini tabii ki ayırmayacağım karbüratörü. Çünkü karbüratörün çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok. Yani aracı herhangi bir siyah duman atması söz konusu falan değil. O yüzden ayarları iyi karbüratörüm. Sadece 3 parçaya böleceğim. Yüzeysel bir temizlik yapacağım ama tabii ki yüzeysel temizliği yaparken bunu resimlerle de size destekleyeceğim. Resimlerde hangisi ne işe yaradığını, bu diyaframların sırasıyla ne işe yaradığını sizlere belirteceğim. Çünkü internette de böyle videolar göremedim. Türkçe böyle anlatımlı videolar çok fazla yok. Genellikle hep yüzeysel olarak anlatım yapılmış. Ben elimden geldiği kadar yani bilgilerim doğrultusunda detayına kadar ineceğim. Yani neyde ne var olduğunu, nasıl yapıldığını, ne gibi bir sistemi olduğunu sizlere anlatacağım. Bu anlatıma geçmeden önce ilk başta bir karbüratör temizleyelim. Karbüratör temizledikten sonra size bilgilerini anlatırım. Hem daha böyle temiz olur, daha böyle göze gelişti olur. Hani akılda da kalıcı olur böyle görselleri desteklediğim zaman. O zaman videoya geçelim. Şekilde söküyoruz. Biraz çekme baskı uygulamamız gerekiyor. Yani bunu herhangi bir vida tutmuyor. Üstteki vidaları söktükten sonra başka herhangi bir vidası yok. Bu şekilde ayırıyoruz ve karbüratörümüzün içini görebiliyorsunuz. Bu şekilde karbüratörümüz parçalamış olduk. Şimdi size şundan bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz şu şamandıra. Benzinimiz dolduktan sonra bu yukarı kalkıp benzinimizi dolduğu için kapatıyor ve dönüş demediğim muhabbet yani şurada mesela dönüş yapıyor mazot yani benzinimizi tekrardan depoya gönderiyor. Bu şekilde çalışıyor bu sistem. Şimdi bunu da temizliğini yapacağız. Burada da contası var bu şekilde. Yani contayı çok fazla şey yapmayın. Dikkat edin yani contayı eğer temizleyip de tekrar kullanacaksanız elinizde yeni conta yoksa ben şimdi bunu sıvı contalı sistem yapacağım. Hani sıvı conta da var olduğu için elimde çok fazla da dert etmedim.
bu şekilde bir conta. Bunu çıkartmak için de şuradaki şamandıranın milini, yani şu mili çıkartıp şamandırayı buradan alıp bu contayı da buradan çıkartıyoruz. Bu şekilde parçalamış olduk. Bir de şöyle bir şey var. Şurada şunu bahsetmemiştim. Şu gördüğünüz, az önce çıkarttık. Burada bir demir tutuyor. Bu boşta bende. Bu genelde tobaçların hepsinde çalışmıyor ama bunu yani düzenli bir şekilde çalıştırıp vaziyete getirmeyi düşünüyorum. Tabii elimizde aracı bekletebilirsek, yani satmazsak yani aracımızı. Şu otomatik jikle bu aracımızın soğuk zamanlarda, hani soğuk olduğu zaman motorun rölantisini düzenliyor. Yani manuel jikle ile uğraşmamızı engelliyor. Bunun çalışma prensibi de, bu da termostat gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu mesela şurada şu mil var. Bu yukarı aşağı yani bir vazife yapıyor. Gaz pedalını buradan kendisi suyun sıcaklığına göre ayarlıyor. Bu su sıcaklığına göre kendini kapatıp açıyor. Bu şekilde çalışma bir sistemi var. Bunu da görmüş oldunuz en azından. Zaten bağımsız halde duruyor mesela karbüratörden. Herhangi bir yerine bağlı değil. Bu Weber bir karbüratör. Zaten üstünde de yazıyor şurada. Bu zaten ayrı duruyordu böyle. Bunu da aktif etmeyi düşünüyorum. Aktif ettikten sonra araçta nasıl bir değişiklik olduğunu da sizlere bunu bahsederim. Contamı daha önceden değiştirdim. Contalarımda sıkıntı yok yani. Bu şey contasını, yani conta dediysem diyaframlarla yani. Diyaframları daha önceden değiştirdim. Herhangi bir şeyde de contalarımda herhangi bir sıkıntı yok. Sorunsuz bir şekilde çıkartabildik. Ondan dolayı tekrar yerine takacağım contaları. Zaten bir sıkıntı olursa da kendimiz yaptığımız işimizi kendimiz yaptığımız için de tekrardan contasını da yenileriz yani, sorun değil. Şu an gerek duymadım ben. Bu da gördüğünüz gibi şu şekilde çamurlar meydana gelmiş burada. Şurası mesela simsiyah. Bunlar temizlenecek tabii ki. Bunlar temizlendikten sonra yerine toplayıp takacağız. Yani bu karbüratörü çok fazla da dağıtmanıza gerek yok yani. Şurada vidalar falan var. Sökülmesi gerekiyor diyorlar. Ya da tıkanıklık muhabbeti var ama yani çok bilmiyorsanız karıştırmayın. Tabii onları yapacağım, ayarlayacağım bunları ama bilmiyorsanız sadece şu kadarcık bir dağıtımla balata spreyiyle sıkıp temizleyip tekrar toplayın. Bunu herkes yapabilir yani. Bu çok fazla bir şey yok yani. Zorluğu yok. Bunu yapabilirsiniz ama tabii ki şu şeylere girerseniz bunları biraz daha bilginiz gerekir. Yani mekanik bilgi gerekir. Veya çok iyi araştırıp eliniz anahtar tutuyorsa yapabilirsiniz. Şimdi sıra bunu çıkarmaya geldi. Ben işi ilerleteceğimi söylemiştim. Şuradan hemen yani şu şekilde gördünüz. Şuradan ittiriyorsunuz şu mili. Şuradan ittirdiğimizde gördüğünüz gibi buraya doğru geliyor. Elimizde şu şekilde aldığımızda mil çıkmış oluyor. Yani çok zor bir iş değil. Bu mili çektiğimizde şöyle çıkıyor. Bunu çıkartırken şurada mesela şey var. Şunu dikkat edin. Bunu kaybetmeyin. Bu şekilde yerine ayırıyoruz, bırakıyoruz. Bu şamandıra. Daha sonra ise contamız zaten yerinden ayrılmış oluyor. Hafiften tornavida, yani düz tornavida kullanırsanız sökmesi daha kolay olur. Yani çok fazla baskı uygulamayın. Sıkışmış olan yerler ise tornavida ile şöyle uçtan darbe verirseniz daha çabuk çıkacaktır. Şöyle direkt çıktı. Bu da ortada kalan contamızdı. Böyle kenara alıyoruz bunu da. Temizleme işlemini bitirdik. Karbüratörümüzü bu şekilde temizledik. Biraz nemli sileceğiz onu. Kuru bezle bir sileceğiz. Ondan sonra tertemiz oldu. Bu şekilde 3 parçamız. Suyu da görebilirsiniz burada. Çıkan çamuru görebilirsiniz. Yani bayağı bir kirliymiş. İçerisinden böcek bile çıktı yani, o derece diyebilirim size.
İçinden 2-3 tane de böcek çıktı şu kenarlarında. Karbüratörümüz tertemiz oldu. Eski halinden daha iyi performans vereceğini düşünüyorum. Ayarlar da yapılacak. Karbüratörümüzün temizlenmiş hali bu şekilde. Karbüratörümüzü topladık. Gördüğünüz gibi burada siyahlıklar vardı. Bu siyahlıklar da gitmiş oldu. Bir de şurası olduğu gibi şuralar siyahtı. Şimdi bu karbüratörümüzün size diyaframlarını ne işe yaradıklarından bahsedeyim. Ufak bir size özelliklerinden yani. Bu internet üzerinde araştırdım. Genelde Türkçe kanallarda Türkçe video bulmadım bununla ilgili. Genellikle karbüratörün temizliğiyle ilgili videolar yapılmış. Ben en azından karbüratörü temizleyip bir de ayrıyetten ufak bir bilgiler vereyim bu karbüratörle ilgili. Bu karbüratörün ilk olarak şurasından bahsedeyim size. Bu sistem şurada bir tane diyafram var. Bunun içindeki yay var. Yayla bir diyafram var. Burada da bir bağlantı var. Bu otomatik işiklenim bağlantısı. Yani bu çalışması otomatik işikle alakalı. Şimdi nasıl diye soracak olursanız. Şu gaz pedalımız. Şurada görüyorsunuz gaz pedalı bastıkça aracımızın hava yakıt karışımını ona göre ayarlıyor. Şimdi bastığımızda şu an gaza basacağım. Gaza bastığımda gördüğünüz gibi oradaki mil oynuyor. Şimdi bu araba soğukken çalıştığında bu diyafram bunu algılıyor. Şuradaki boru vasıtasıyla. Burada bir ince bir boru var. Bu ona göre ayarlama yapıyor. Yani manifolddan aldığı sinyale göre yani hava sıcaklığı, hız, yani sensörler var yani manifoldda. Buna göre buradan şurada gördüğünüz kısım, şurası aşağıya doğru baskı uyguluyor. Aşağıya baskı uygulayınca ne oluyor? Bu aşağı doğru kaymaya başlıyor. Bu gaz pedalı. Bu aşağı doğru kaydı zaman aracımız rölantide düzgün bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Soğuk motorun yani. Isındıkça bu devre dışı oluyor. Motorumuz belli bir sıcaklığa geldiğinde kendini bu kapatıyor. Ancak çoğu TOFAŞ'ta bu diyafram çalışmıyor. Genelde manuel cikleyi kullanıyorlar. Şimdi de size manuel cikleden bahsedeyim. Şu gördüğünüz birinci boğaz manuel ciklenin kapatıp açıyoruz zenginleştirmek için yapılmış bir sistem. Aracımızı soğuklarda çalıştığımız için. Şu an açık. Bu şekilde kapattığımızda aracımızın yakıtını daha da arttırıyor, zenginleştiriyor yani. Şu an tam kapalı bu. Şimdi tam kapalıyken şunun nasıl çalıştığını göstereyim. Bu genelde internette anlatılmıyor bu nasıl çalıştığı. Bunun çalışma sistemi ise bu da basınçla çalışıyor. Bu ne işe yarıyor? Şimdi jiklemizi çektik. Aracımızın motoru soğuk. Bu gördüğünüz kelebek tamamen kapalı. Kelebek tamamen kapalıyken aracımız çalıştığında rahat çalışacak. Ancak çalıştıktan sonra aracımızın boğulmasını engellemesi gerekiyor. Aracımız çalışır çalışmaz. Şimdi arkasındaki yayı ittireceğim. Bu içindeki yay buraya bağlı. Şuradan ittireceğim. Bakın gördüğünüz gibi jiklemiz hafif açıldı. Bu şekilde aracımızın boğulmasını engelliyor. Yani bu boğma engelleyici olarak düşünebilirsiniz. Şu an bıraktım. Şurada. Şöyle şuradan da göstereyim. Şuradan ittiriyorum. Burada yay sistemi var. Bıraktığımda tekrar kendi eski haline geliyor. Çünkü burada şu bağlantısı var. Yani şu bağlantı. Buraya hortum bağlanıyor. Şu gördüğünüz kısma. Manifolddan gelen hortum. Basınçla birlikte bu çalışıyor. Aktif hale geliyor. Aktif hale geldikten sonra buradaki kelebek hafif bir açılıyor. Aracımız normal seyrinde yani soğukken çalışmaya devam ediyor. Yani boğma engelleyici olarak diyebiliriz yani buna. Boğmayı engelliyor. Yani jikle, manuel jikleyle bağlantılı bu tamamen. Yani aracımız ısındıktan sonra bunun bir fonksiyonu kalmıyor. Bir de aracımızı jiklede kullanırken ne oluyor? Bundan bahsedeyim. Aracımızı jikle açıkken kullanırsak motor ısındıktan sonra da aracımız zengin karışımda çalışmaya devam ediyor. Zengin karışım nedir? Benzini arttırıp havayı kısıyorsunuz. Ondan dolayı. Şimdi bunu açacağım. Bu şekilde olduğu zaman hava da rahat bir şekilde akmış olacak aracımızın manifolduna. Bu sistem bunu işe yarıyor. Şimdi sıra şuradaki diyaframlara gelelim. Burada iki adet diyafram var. Bu da gaz pedalı. Mesela gaza bastığımızda bu böyle şu şekilde İleri geri oynuyor. Şimdi gaz pedalına basıp göstereceğim. Şu an gaz pedalına basıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunun adı kapış diyaframı diye geçer.
Bu şekilde bastığımızda oynuyor. Peki bu oynadıkça ne işe yarıyor? Tabii ki de gaza bastığımızda şuradan benzin sızdırıyor. Yani bu aracımız ani hızlanmalarında ekstra bir benzin veriyor. Yani aracımızı ekstra bir benzin atıyor. Araçlarda boğulma meydana geliyor diyorlar. Mesela aracı çalıştırmada zorlanıyorsunuz. Arabayı boğmayın diyorlar. Ya da dip gaz yapın diyorlar ya. Dip gaz yapmayın demelerinin sebebi bundan dolayı. Şimdi siz aracı sürekli çalıştırırken gazı pompalıyorsunuz ya. Bu gazı pompala yapınca bu gaz pompalanınca bu sürekli pompala yapmaktan sürekli benzin atacak manifolda. Sürekli gazı pompaladığınız için. Buradan da atma yaptığı için aracınız boğulmaya başlayacak ve ayrıca de bujiler ıslanacak. Bujiler ıslanınca aracı daha ne yapsanız ne yaparsanız hiçbir şekilde çalıştıramazsınız. Bujileri söküp temizlemeniz gerekecek. Tabii başka yolda bir gün aracınızı yani belli bir zaman bekletip bujileri kendi kendine kurmasını da bekleyebilirsiniz. Yani bu sistem de bununla bağlantılı. Bunu da söyleyeyim. Burada da diyafram var. Bu da kapış diyafram diye geçer. Yani bağlantıda. Bunun içinde de benzin kokusu geldi. Yani benzin var bunun içinde. Taktığımda zaten daha da detaylı sizlere anlatırım. Burada da gerekli bağlantılarımız var. Havayla alakalı. Bu şu gelencikle şu alt kısma bağlanıyor. Yani buradan aldığı basınçla buradaki kelebeği ayarlıyor. Bu kelebek pozisyonu ayarlıyor yani manuel jiklinin. Araç çalıştıktan sonra. Biraz bir nebze açış sağlıyor. Burada da şu şekilde gördüğünüzde 3 pinli şöyle diyafram, bu da diyafram. İçinde diyafram var. Güç vakti sisteminin daha verimli çalışmasını sağlayan zayıf bir hava yakıt karışımını oranını korumak için yapılmış bir sistem. Yani hava yakıt karışımının zayıflığını ayarlıyor. Bu diyafram da aynı şekilde vakum sistemini kullanarak çalışıyor. Yani bu da hava yakıtla alakalı bir sistem. Hava yakıt oranını, zayıf hava yakıt oranını ayarlıyor. Yani aracımızın istekli çalışması için bu parça da gerekli yani. Öyle diyebiliriz. Sıra şu gördüğünüz kabloya geldi. Bu kablonun jut off diye yani aracımızın gaz pedalından çektiğimizde yakıtı kesme sistemi. Bu benzinde çalışıyor. LPG'de çalışmıyor. LPG'de hani çalışmıyor. Yani bir şey yok. Fonksiyonu yok yani. Öyle diyeyim size. Bunun çalışma sistemi de şu şekilde. Şurada ayar vidası var. Bu ayar vidası şurada gördüğünüz gaz pedalına bağlı. Şurada. Şöyle görebilirsiniz. Buraya çok hafif bu vida değecek. Bu gaz pedalına. Peki bu ne sistem? Bu ne işe yarıyor bu sistem? Gaza bastığınızda bu judof yani kesici devreden çıkıyor. Bunu da devreden çıkmasını sağlayan burası metal olduğu için şimdi gaz pedalından ayağımızı kestiğimizde buraya eksi gönderiyor. Yani elektrik gönderiyor. Aracımızın motoru şasi bağlantılı olduğu için bunun her yeri eksi diye geçer. Eksi bağlantı olarak geçer. Gaza bastığımızda bu sistemden çıkıyor, devre dışı oluyor. Gazı bıraktığımızda yani aracı gazdan ayağımızı çektiğimizde bu sistem devreye giriyor. Bu işe yarıyor. Bir de şurada hava yakıt karışım vidası var. Bu hava yakıt karışım vidasını temizlik yaparken fazla ellemenize de gerek yok. Eğer aracınızda herhangi bir rönantik sıkıntısı yaşamıyorsanız ya da siyah duman atma gibi benzeri bir şeyler yoksa bu vidaları oynamayın. Bir de şurada vida var. Bakınız burada da ince bir vida var. Bu vida gaz pedalının konumunu ayarlamaya yarıyor. Öyle diyebiliriz. Şurada şöyle görebilirsiniz zaten. Gaza sonuna kadar bastığınızda çalışma sistemini ayarlıyor. Yani bu vidayı gevşettikçe daha uzuyor. Sıktıkça da daha çabuk kavruyor. Yani kavramayla alakalı tamamen kapış diyafram. Yani şu şekilde ikinci boğazın açılışıyla alakalı bak. Şurada görüyorsunuz ikinci boğazın açılışı. Bunun ayarlama mekanizması bu da. Bu şekilde. Peki aracınız rölanti. Bu da şurada da rölanti ayar vidası var. Şurada gördüğünüz şu vida rölanti ayar vidası. Bu vida rölantiyi ayarlamaya yarıyor. Nasıl diyeyim bunu? Ya gaz pedalının şeyini ayarlıyor yani. Gaz pedalının kısacası gazdan ayarınızı çektiğinizde nasıl kalmasını gerekiyor. Mesela aracınız 700 devirdedir. Biraz devir vermeniz gerekir. Buradan bu vidayı açarak ne yapıyorsunuz? Yani açarak dediğim döndürerek yani sağa sola ona göre devir ayarlıyorsunuz. Bu devir döndürdükçe 700 RMP'de çalışıyorsa aracınız yani 700 devirde çalışıyorsa normal çalışma yerine getirmek istiyorsanız 800'e doğru ayarlamak için buradan kullanabilirsiniz. Bu şekilde ayar yapılıyor. Burada da benzin giriş, buradan da benzin çıkış. Bu oradan benzin giriyor. Şurada içerideki şamandıra kısmını göstermiştim, siyah kısım. Buradan benzin giriyor, şamandırayı dolduruyor. Şamandıra yukarı kalktıkça
orada şamandıra bağlı küçük bir vidamız var. Bu vida şamandıra yukarı çıktı mı o vida açılıyor. Vida açıldıktan sonra buradan da çıkış yapıyor. Yani kullanmadığı benzini tekrardan buradan aracımızın deposuna gönderiyor. Bu şekilde bir sistem çalışması var. Başka da bir çok böyle telafi edebileceğimiz bir konu yok yani. Çok böyle bilmeniz gereken bir şey yok. Burada da bir Ronati müşürümüz var zaten burada kırmızı. Bunu çoğu kişi bilir zaten. Bununla internette de bulabilirsiniz. Ben size internette böyle çok arasanız da çok uzun süre aramanızla bulamayacağınız daha doğrusu şeyleri paylaştım. Bunları da nasıl buldum? Tabii ki internet Türkçe olarak değil de İngilizce sitelerden buldum bu karbüratörün. Eğer sizde bu karbüratörün daha da böyle ayrıntılı çözümüne kavuşmak istiyorsanız, yani daha ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız Weber 3234 karbüratör diye aratırsanız TLDE diye aratırsanız bu şekilde bulabilirsiniz. Bu karbüratörün parçalanmış haline ulaşabilirsiniz. Ve ayrıca de İngilizce olarak bu karbüratörün hakkında bilgiler de yazıyor zaten. Şimdi biz bunu aracımıza taktığımızda da tabii ki performansına bakacağız. Bu vidalarla da oynayacağım. Normalde ben bu vidalarla oynamayacaktım. Ancak hani göstermek amaçlı bu vidalarla oynadığımda aracımızın bağlantılarında ne gibi sıkıntılar meydana geliyor onu göstereceğim. Bir de ayrıca şu mesela daha demin gösterdiğim kelebeği yarım açma pozisyonu. Bu açma işlemini yapmayacak. Buradan tamamen kapatıp aracı çalıştırmayı deneyeceğim. Ve ayrıca nasıl gibi sıkıntılar yaşayacağız onu göstereceğim bunun. Bunlar da tabii ilerleyen videoda görürsünüz. Daha iyi olur. Aracımızın zaten çok fazla bir işi kalmadı. Benim araç aslında normalde daha önceden bitecekti. Ancak bu kar yağdı. Kar yağdıktan sonra aracımızda antiviriz yoktu. Antiviriz olmadığı için de bu aracımızın suyu donma yaptı. Donma yapınca tapasından ufak bir sızıntı verdi. Su sızındırdı. O tapaya da ulaşabilmek için egzoz manifoldunu sökmemiz gerekiyor. Egzoz manifoldunu sökmemiz için 13 mm derin dokmalar lazım. Ben de bunun siparişini verdim. Bu geldikten sonra da size egzoz manifoldunu söktükten sonra aracımızla ilgili videolar gelmeye devam edecek. Zaten final videosu yapacağım araçla ilgili. Artık aracımızın zaten ses sistemi de takıldı. Park sensörü takıldı. Park sensörüyle ilgili yine bir ufak bir belki video çekebilirim size. Bir de şunu söyleyeyim. Aracın manifoldunun contasına da bakacağım tabii. Contadan da bir sıkıntı olma ihtimali vardı. O contasına da bakayım. A'dan Z'ye bir güzel revize edeyim. Bundan sonra aracımızın final bölümünü getirdikten sonra genel bir video çekeceğim. Bu genel videoda aracımızın marş basıp çalışmamasıyla ilgili. Bu sıkıntıyı çok kişi yaşamıştır. Yani aracında illaki bir günde olsa, iki günde olsa bir gün yaşamıştırsınız bu sıkıntıyı. Bu sıkıntıların neden olduğunu da sizlerle paylaşabileceğim bir video yapacağım önümüzdeki haftalarda. Marş basıp aracımızın çalışmaması adlı bir video olacak. Bunun tabii ki 6 tane sebebi var. Yani çalışmamasının. Bu sebepleri size sıralayacağım. Yani yarın öbür gün bir yolda kalırsınız ya da başka bir şey olur. Sizin de yapabileceğiniz şekilde sizlere anlatacağım. Çok böyle anahtar, lokma takımı vesaire çok fazla da zaten bu işlemi yapmak için gerekmiyor. Onları anlatacağım. Sizden tek isteğim arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmanız benim için yeterli. Abone olmanız yani abone olursanız seviniyorum yani açıkçası öyle söyleyeyim size. Bu işi zaten hobi olarak yaptığım için severek de yapıyorum bu işi. Dediğim gibi bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.